liste çıktı diyor. Burada Türkler arasında hafta içerisinde en çok popülarite kaydetmiş kripto paralara göz atmaya çalışacağız ve bu noktada bunlar neymiş, ne değilmiş, nedir, ne değildir bunun üstüne konuşacağız işte. Genelde yani Türkiye'de oldukça popüler olan kripto paralar aşağı yukarı belli. Lunch'un mesela biliyorsunuz popülaritesi oldukça yüksek yani bizde Lunch Coin. Haricinde ya yatırım yapılabilir mi? Riskli bir kripto paradır. Riskli yatırımlar çerçevesinde bence yatırım yapılabilir. Fena değil yani. Tabii yatırımcıya kalmış bir durum, tercih meselesi. Ama çok yüksek girmemek lazım. İyidir. Haricinde diğer Terra coinleri mevzu bahis. Shiba çok yatırım yapılıyor. Shiba olmazsa olmaz listesinde. Mesela risk ödül paritesi yüksek kripto paralarda hani o olmazsa olmaz dediğim listede olmayacaktır. Tabii kendi içlerinde iyisi kötüsü olur. Lunch hiç değilse şu an iyi bence. En son ekip içerisinde de hani temizlik yaptıkları için eskisi gibi saçma sapan işler olmaz diye düşünüyorum. Shiba popülaritesi yüksek, iyidir. XRP aynı şekilde popülaritesi çok yüksek. Bunlar da mesela Avax'ın aynı şekilde bizde popülaritesi var. Bu da çok iyi bir durum. Bakalım şöyle ne var ne yok diye. Geçtiğimiz hafta alternatif coin'lere olan ilginin arttığı ortaya koyan verileri dikkat çekti. Böylece kripto paralar Türk yatırımcıların ilgisini yakalamaya devam ediyor. İşte detaylar diyor. Şu an altcoin'lerde gelecek bir iki gün içerisinde sarsma olduğu için yatırımcılar alım odaklı hareket etmeli diye düşünüyor. Mesela Lunge dedik. Bakın Lunge'da 16'lara kadar çekilmeler olur. Bununla alakalı daha dün konuştuk. Zaten ondan sonra patır kütür inmeye başladı. 16'lardan yakalandığı noktada alım yapılabileceğini düşünüyorum. Ve burası iyidir yani. Güzel bir alım fırsatıdır. Devamındaki yükselişlerde tekrar iyi bir şekilde açılacaktır diye düşünüyorum çünkü. Yine yarınki tüfeğe de dikkat etmek gerekiyor. Devamındaki açılımlar tabii 2024'te ATH'larla buluşma ihtimali yüksek. Aynı şekilde adını geçirdiğimiz bakın SHIB'den de bahsetmek gerekiyor. Yine SHIB tarafında da 97'lerin altına atmış. Bu noktada daha fazla geri çekilme ihtimali yüksek. Gelecek bir iki gün içerisinde tekrardan 9,1 civarlarına kadar çekilmeler yapabilir. 9,9,1 skalasına kadar çekilmeler olur. Buradan iyi bir alım fırsatı verir. XRP şu anda da fena değil. 60 centlerde iyi bir alım fırsatı yine verecektir. Bunlara dikkat. 9 altcoin var diyor. 2-8 Aralık tarihleri. Arasında Türk kullanıcılar inovasyon ve yüksek büyüme potansiyeli duydukları iştahın altını çizen çeşitli projelere akın etti. Bunların başında yatırımı daha erişilebilir ve ödüllendirici hale getirmeyi amaçlayan merkezi olmayan finans protokolü olan Kizuna geliyor. Kizuna kendi açıklamalarına göre Ryoshi'nin merkezi olmayan maksimalizm ilkelerinden esinlenmekte. Ayrıca merkezi olmayan yapay zekada inşa edilen ilk token'dır. Açıkçası üzerinde çok fazla bilgim yok. Yalnızca ben de duydum yani o kadar. O yüzden bir yorum yapamıyorum. Eğer istenirse üzerine bir konuşabiliriz. Bilmiyorum ne olduğunu yani. Eskiden Twitter olan X'in yapay zekası Grok'tan esinlenen meme coin olan Baby Grok'ta popülaritesinde. Ya bu ne ya? Gerçekten bazen şunları Türk yatırımcıların ilgi gösterdiği altcoin'ler diye artık haberden video yapmayacağım. Gerçekten tansiyonum oynuyor yani. Türk kripto merakları arasında sadık bir takipçi kitlesi çekiyor. Ya çekmesin arkadaşım, Baby Grok ne? Elon Musk dolandırıcı dedi bunlara açıkça ya. Dolandırıcı ilan etti adam. Dolandırıcı Grok. Dolandırıcı diyor. Grok diyor. Hangi coin çıkarsa diyor adam dolandırıcıdır. Söylemesine gerek de yok zaten. Gerek mi var söylemesine? Zaten dolandırıcı. Pek bilinmeyen bir proje olan Architect'te Türk kullanıcıların ilgisini çekti. Grok da yer aldı. Grok, Baby Grok. Hepsi var. Hepsini çok seviyoruz. Ayrıca çökmüş Terra ekosistemi yeniden canlanması çabasını işaret eden Lunge da araştırılmakta. Ya
riskli kripto paraları seviyorsanız şimdi şunu aratın. Ama diğerlerine Baby Grok bilmem ne. Bunun dışında liste blockchain teknolojisindeki ölçeklenebilirlik zorluklarını ele almaya amaçlayan Celestia yer alıyor. Yani Celestia'da bu meşruiyet sorgulanıyor muhabbetleri olduğu için çok bir şey söylemek istemiyorum. Normalde iyi duruyor ama dediğim gibi hani üzerinde çok muhalif bir kesim var aslında ve bu muhalif kesim dediğimiz taraflar da gerçekten bunun bir Ponzi olduğunu iddia ettiği için konuyla alakalı kesin bir şey söylemek istemiyorum ya da böyle kesin yargılarda bulunmak istemiyorum. Alımı da mantıklıdır ya da mantıksızdır yine aynı şekilde demek istemiyorum. Kaspa Etherpop gibi coinlerde dikkat çekti diye söylüyor. Kaspa da iyidir. Bence sezon içinde yükselebilecek kripto paralardan bir tanesi olarak görüyorum ben açıkçası Kaspa'yı. Fena değil yani. PAL konsensüs mekanizmasını benimser. Bu noktada iyi çalışacağını düşünüyorum. Tabii düşük fiyatları beklerseniz o daha iyi olur. Çünkü en son fiyatları çok ciddi şişmişti. Biraz daha düzgün hani orantılı noktalardan alınırsa daha iyidir. Kaspa fena değildir yani. Tercih edilebilir bir kripto para. Tabii ki Ether de mesela. Ether yatırımlarını yatırımcının artırması gerekecektir. Ether, BTC özellikle bu gibi boğa sezonları içerisinde yine bu tarz yatırımları artırmak lazım. Hem güvenli hem de olabildiğince düşük riskle daha yüksek katlama oranları için bu tarz kripto paralar iyidir. Majör altcoin'ler. Burada tabii ki de XRP olsun, aynı şekilde Solcoin olsun, AVAX tarzındaki kripto paralara yönelinirse hem iyi bir ödül ama bunun yanı sıra öyle çok da yüksek olmayan bir risk içerisinde yatırımcı bulunmuş olur. Bunlara dikkat. Onun haricinde burada adı geçen Grok'tur, Baby Grok'tur işte falan tarzındaki garip, enteresan, gereksiz kripto para yatırımlarını yapmayın ki yarın öbür gün de sıkıntı yaşamayın. Durumlar budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.